Arkadaşlar merhabalar. Rasyonel sayılar test 2'ye geldik. Gelin ilk sorumuzla başlayalım. Ne demiş? Yukarıda bir birim uzunluğundaki çift taraflı görünen şeffaf kağıt şerit aşağıdaki gibi üst üste 4 defa katlanıp açılmıştır. Arkadaşlar çok keyifli bir soru bu arada bu. Şuraya bir ünlem koyayım, yıldız koyayım. Geçenlerde daha ben çözmeden bir öğrencim sordu. Çok beğendim. Hocalarımızın ellerine sağlık şimdiden. Sonra açılmış halde görünen kırmızı çizgi ikinci katlama sonucu oluşan kat izi, sarı çizgi ise dördüncü katlama sonucu oluşan kat izidir. DC arası uzaklık kaç birim olabilir? Şimdi arkadaşlar birinci katlama için bir iki tane kat izi olur. Yani bir iki parça halinde oluşur. Peki burası ne olur arkadaşlar? İki üssü birden bir iki daha vardı burada. Bir tane daha iki üssü birle çarptım. Aslında iki üssü iki oldu. Yani dört tane oldu. Peki baktığımız zaman 3 tane var burada. 2 üssü 3'ten 8 parça. Burası da 2 üssü 4'ten 16 parça olmuş oldu. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar 4. katlama sonucu oluşan kat izi sarı çizgiymiş. 4. katlamada 16 tane parçamız var. O zaman ben bunun diyelim ki kaç birim olabilir diye sormuş. Ben burasını 1 bölü 16'lık bir kısım dedim. Çünkü 4. katlama sonu oluşan kesim bu. Peki 2. katlama sonucu oluşan kat izi 2. katlamada da 4 parça oluşmuştu. O zaman buraya baktığımız zaman da burası 1 bölü 4'lük bir kısmı ifade ediyor olabilir. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada DC arası uzaklık kaç birimdir? Şimdi ben burası 1 bölü 16 dedim. Burası da 3 bölü 4 geliyor aslında. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani tüm parçanın 1 bölü 4'ü ise burası 3 bölü 4'lük kısmı. O zaman ben 3 bölü 4'ten 1 bölü 16'yı çıkartırsam burayı 3'e çarptım. 9 bölü düzeltiyorum. Buraya 4 ile çarptım. O zaman 12 bölü 16 eksi 1 bölü 16 dersem 11 bölü 16 gelir. Doğru cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne demiş? Bakalım. 0,02 çarpı kare olduğuna göre kare sembolünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar kare yerine x yazayım ben direkt. Şurası x olsun. O zaman 2 bölü 100 çarpı x artı 1 bölü 10'u da 10 bölü 100 olarak yazalım. Bölü x bölü 50'yi de 2x bölü 100 olarak yazalım burada. Arkadaşlar paydalarımız aynı olduğu için gönderdim. 2x artı 10 bölü 2x eşittir 9 bölü 8 gelecektir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 16x artı 80 eşittir 18x yapar. 2x buradan 80 geldi. X arkadaşlar kaç gelecektir bizim için? 40 olarak gelecektir. Doğru cevap D seçeneği geldi. Geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde ABCD gerçel sayıların bulunduğu noktalar verilmiştir. Tamam 0,1 aralığı 5 eşit parçaya bölünmüş. O zaman A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman A dediğimiz parti 4 bölü 5'lik kısımdır. Bu A'ya eşitmiş. B'ye bakalım. 1, 2 aralığı 6 eşit parçaya. 6 eşit parçaya bölünmüş. İkincisi alınmış. O zaman 1 tam 2 bölü 6'dır. Bu da B'ye eşittir. Geldik buna. Neymiş arkadaşlar? 2, 3 aralığı 4 eşit parçaya. 1, ikincisi alınmış. O zaman 2 tam 2 bölü 4 şeklindedir. C. Şimdi bunları düzenleyecek olursak. A nedir arkadaşlar? 4 bölü 5 zaten. B nedir arkadaşlar? 6 artı 2'den 8 bölü 6. C nedir dostlar? Burayı 1 bölü 2 yapsam 4, 5 bölü 2 şeklinde geldi. Devirli ondalıklı sayılardır diye sorulmuş. A ile B'yi topladığımızda. Bunların ikisini toplayalım. Buradan kaç yapar arkadaşlar? 4 bölü 5 artı 8 bölü 6 dersek. Buraya 5 ile, buraya 6 ile. 24 artı 40 kaç yapar arkadaşlar? 64 bölü 30 mu geldi? Burayı bir 2 ile sadeleştirelim. 32 bölü 15 gelecektir. Şimdi baktık 32 bölü 15 devirli midir? Böldüm 15'e. Kaç defa arkadaşlar? 2 defa 30 kalan 2. 1 virgül 1 sıfır koyduk. O zaman 15'te 1 defa 15 kalan 5. 50'de kaç defa arkadaşlar? 3 defa 45 kalan 5. 50 yine 3 defa şeklinde gidecek. O zaman birincisi devirli bir sayıdır dedik arkadaşlar. Geldik ikincisine. B çarpı C.
8 bölü 6 ile 5 bölü 2'yi çarptık. Bununla bu gitti 4. Bununla bu gitti 2. Burası da 3 geldi. 10 bölü 3. Bu da devrilidir arkadaşlar. Böldük 3'e 3. 9 kalan 1. 10 virgül oldu. 3 defa 9 kalan 1 ile aynı şekilde devam etti. Bu da devrilidir. C eksi A'ya bakalım. C eksi A dediğimiz zamanda da 5 bölü 2 eksi 4 bölü 5 dedik. Burayı kaçla çarpalım arkadaşlar? 2 ile. Burayı da 5 ile çarptım. 25 eksi 8 bölü kaç geldi? 10 geldi. Bu da 1,7 yapar arkadaşlar. Bu devirli onluk sayı değildir. 1, 2 doğru cevap D seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bunları çözerken ben şöyle yapıyorum. Şurada virgülden sonra kaç basamak var? Bakın 2 basamak. Burada yukarıda virgülden sonra 1 basamak var. O zaman yukarıda bir basamak eksikse yukarıya bir sıfır ekliyorum. 50 bölü 25 yaptım. Artı 2 basamak, 2 basamak. Yine aynısını yazabilirim. 3 bölü 15. 1, 2, 1, 2, 3. O zaman yukarıya bir sıfır eklemiş oldum. Şimdi sadeleştirelim. Bununla bu gitti. 2 artı 1 bölü 5. Burası da nedir? Bununla bunu sadeleştirdim. 5 gelir. 10 bölü 5'ten 2 yapar. Eksi 2 yaptı. Bununla bu gitti. O zaman buraya 2 ile genişletirsem 2 bölü 10 yapar. Bu da 0,2'dir. Doğru cevap A seçeneğidir dostlar. Geldik arkadaşlar 5. soruya. A kümesinde bulunan kaç eleman 2 bölü 5 rasyonel sayısının tam sayı katıdır? Şimdi rasyonel sayısının tam sayı katı demek ne demek? 2 bölü 5'in K katı demek. Bu da buradaki ifadelerden x bölü 7 gibi bir sayı eşit olsun. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2K eşittir. 2K çarpı 7 eşittir. 5x gelir. Yani 14K eşittir. 5x gelecektir. O zaman K dediğimiz sayı 5. X dediğimiz sayı bizim için 14'ün M katı gelse. Burası 5M. Buraya da 14M dedik. Şimdi arkadaşlar bu ifade benim için 14'ün katları olmalı. O zaman kaçtan başlıyoruz? 14'ten başladık. 28. Bıcı 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 en son kaça kadar gidecektir arkadaşlar? 98'e kadar. Terim sayısına bakacağız arkadaşlar burada. 98 eksi 14 bölü 14 artı 1 dersen burası 6 artı 1'den 7 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Burada en aşağıdan başlayalım. Kaç yapar burası? 3 bölü 2 yazdı. Ters çevirdim. 2 bölü 3 gelir. 1 artı 2 bölü 3 ne yaptı arkadaşlar? 5 bölü 3 yaptı. Ters çevirip çarparsam 3 bölü 5 gelir. Yani 1 artı 3 bölü 5 artı 2 bölü 5 geldi. Burası 5 bölü 5 yaptı. 1'dir. 1 artı 1'den 2 olarak gelecektir sevgili arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda ne demiş bakalım. X eksi y bölü z eksi y. Çok temel bir soru. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 bölü z yerine 1 yazdık. Y yerine de 1 bölü 6 yazdık. Burayı 2 ile genişlettim. 4 eksi 1'den 3 bölü 6 yaptı. Bölü 6 eksi 1'den 5 bölü 6 yaptı. Bununla bu gitti. 3 bölü 5 olarak gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde eksi 1 ile 1 sayıları arasındaki kısım 10 eşit parçaya ayrılıyor. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 aynı aralık tam şurası 0'a denk gelir. O zaman baktığımız zaman burası eksi 1 bölü 5, eksi 2 bölü 5, A eksi 3 bölü 5 gelecektir. Burası 1 bölü 5 geldi B. 2 bölü 5 C'de 3 bölü 5 olarak gelir. Toplarsak arkadaşlar bunları doğru cevap C olarak gelir. Geldik 9. sorumuza. ABCD pozitif tam sayılar için oranlar verilmiş. Buna göre sayıların en küçük değeri için A bölü C artı B bölü D toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A bölü B'ye baktığımız zaman kaç yapar? 1 bölü 2 yaptı. B bölü C'ye baktığımız zaman ne gelecektir? 3 bölü 4 yaptı. C bölü D'ye baktık arkadaşlar. Burası da kaç gelecektir? 6 bölü 9 gelir.
Sadeleştirirsek arkadaşlar 2 bölü 3 olarak gelecektir. Şimdi burada b'lerimiz eşit. B'lerimiz eşitse, ya b'lerimiz ortak. B'lerimiz ortaksa bunların işaretlerini, katsayılarını eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 2 ile genişlettim. O zaman a bölü b dediğim ifade 3 bölü 6 geldi. B bölü c dediğim ifade 6 bölü 8 geldi. Burada da c'ler ortak. Burayı 4 ile genişletirsem c bölü d de 8 bölü 12 gelir. O zaman a 3 bölü c yerine 8 yazdım. Artı b yerine 6, d yerine de 12 yazdım. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 geldi. Burayı 4 ile genişlettim. O zaman 7 bölü 8 olarak gelir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Ali kalemlerini aşağıdaki gibi 4 eş parça ayırıp her birini farklı kalem kutusuna koymuştur. Tamam. Ali bu kalem kutularının içerisinde bulunan kalemleri Baran, Cem ve Derya isimli Derya arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Buna göre Derya'nın payına düşen miktarın Ali'de kalan miktara oranı kaçtır? Şimdi burada 2, 4, 6 tane var. Burada 2, 4, 6 tane var. 2, 4, 6 adet. Burada da 2, 4, 6 adet. Şimdi Ali bu kalem kutularının birinde bulunan kalemleri Baran, Cem ve Derya arasında eşit miktarda paylaşıyor. 6 tane, ya yani diyelim ki bunu aldık. 6 taneyi 2, 2, 2 olarak paylaştırdı. Derya'nın payına düşen miktarın Ali'de kalan miktar oranı nedir? Derya'nın payına düşen miktar nedir? 2'dir. Bölü Ali'de kalan miktarı. Ali'de kaç tane kaldı? 18 tane kaldı. O zaman bu 1 bölü 9 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki testte görüşmek üzere.